Hazreti Eyyub aleyhisselam, Yakup aleyhisselamın kardeşi İyis'in neslindendir. Şam civarında yaşamıştır. Dedesi Hazreti İshak'ın duası bereketiyle Allahu Teala kendisine çok mal, mülk ve evlat verdi. Hizmetçileri, tarlaları ve hayvanları çok boldu. Fakir, yetim ve dullara çok yardım eder, sofrasında fakir bulundurmadıkça yemek yemez, Allah'ın kendisine verdiği nimetleri misafirlere ikram etmeyi çok severdi. Her kul gibi onun da hayatı imtihanlarla geçti. Ömrünün başlangıcında zengin, ortasında fakir, sonundaysa kendisini belki de en iyi hatırladığımız şükrü ile sabrının neticesinde tekrar Allah'ın ihsanına gark olmuştur. Cenab-ı Hak kendisinin sabırdaki tahammülünü şu şekilde buyuruyor. Gerçekten biz Eyyub'u sabırlı, rıza halinde bir kul bulmuştuk. O ne iyi kuldu. Daima Allah'a yönelirdi. Eyyub aleyhisselam, Şam civarında yaşayan insanlara peygamber olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de ilahi vahye mazhar olmuş bir peygamber olduğu şöyle bildirilir. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz ihsan sahiplerini işte böyle mükafatlandırırız. Eyyub aleyhisselamın mal mülk zenginliği, evlatları ve nail olduğu bütün nimetler ilahi bir imtihan olmak üzere birer birer elinden alındı. Ardından ağır bir hastalığa yakalandı. Ancak Allah'a tevekkül ve teslimiyetiyle bedenine, malına ve evladına gelen musibetlere karşı büyük bir sabır göstererek Allah'ın takdirine razı oldu. Onun dillere destan olan sabır ve teslimiyeti bir ibret numunesi olarak insanlık tarihine geçti. Eyyub aleyhisselamın imtihanı peygamberlik devresine ait. Başına gelen her türlü musibet imtihanına mel'un şeytan sebep kılınmıştır. Ondaki fazileti hazmedemeyen iblis, insan kılığına girerek halk arasında "Bu kadar nimet ve bolluk içinde kulluk yapmak kolaydır. Eyyub'u bir de darlık ve bela anındayken görmeli." diyor ve devamlı olarak halk nazarında onun itibarını zedelemek istiyordu. Bunun üzerine Allahu Teala da Eyyub aleyhisselamın kendisine olan tevekkül ve teslimiyetini ishar etmek için bu sevgili peygamberine çeşitli musibetler verdi. Allahu Teala Eyyub aleyhisselamı imtihan etmeyi murad edince ilk olarak mallarını elinden aldı. Bir sel ile koyunlarını, bir rüzgar ile de ekinlerini mahvetti. Şeytan çoban kılığına girerek hemen Hazreti Eyyub'a koştu. Eline geçen fırsatı şeytan değerlendirmek istiyordu. Ağlaya ağlaya olup biteni ona haber verdi. "Ey Eyyub, neler oldu var ya, büyük bir felaket oldu. Allah senin bütün mal ve mülkünü telef etti, haberin olsun." dedi. Hazreti Eyyub bu haber karşısında telaşlanmadan büyük bir tevekkül ve sükûnet içinde Rabbine hamd etti ve insan kılığına girmiş bulunan iblise, "Mal ve mülkü bana Rabbim vermişti, şimdi de aldı. Yegane sahip O'dur, dilerse verir, dilerse alır." dedi. Bu söz ve tavırlar şeytanı perişan etmeye yetmişti. Daha sonra Eyyub aleyhisselamın ders okumakta olan çocukları bir zelzele neticesinde vefat etti. Şeytan bu sefer de
feryadu figan ederek Hazreti Eyyub'un yanına geldi. Onu isyan ettirmek için gözlerinden seller gibi yaşlar döküp bir yandan da şunları söyledi. Ey Eyyub! Allah evini bir zelzeleyle yıktı. Bütün çocuklarını elinden aldı. Onların o feryatları inan dayanılacak gibi değildi. Sen hala duruyor musun? Bu şekilde o hadiseyi o kadar acıklı bir şekilde nakletti ki, Hazreti Eyyub'un tevekkül ve teslimiyetle yoğrulmuş kalbindeki merhamet hissiyatı taşarak mübarek gözlerinden yaş geldi. Ancak bu imtihan karşısında da büyük bir sabır göstererek ilahi tecelliye rıza gösterdi. Maksadına yine nail olamayan şeytan öfkeden kudurmuştu. Yine bir şeyler demek üzereydi ki, Eyyub aleyhisselam şöyle dedi. Ey mel'un! Sen iblissin ve beni Rabbime karşı isyana teşvik etmek istiyorsun. Bilesin ki evlatlarım birer emanetti. Sahibi geri aldı. Veren de odur, alan da odur. Niçin incineyim? Ben her ahvalde Rabbime hamd eden bir kulum, dedi. Eyyub olmak aleyhisselam elbette kolay olmuyor. Salih kulların Allah'a teslimiyetini yine bir hak aşığı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ne güzel dile getiriyor. Alan sensin, veren sensin, kılan sen. Ne verdinse odur, dahi nemiz var. Sabır, sabır, sabır. Sabır, dile ne kadar kolay gelse de, insanın başına geldi mi, ne kadar ağır olduğu anlaşılıyor. Allahu Teala, Eyyub aleyhisselama son olarak Kur'an-ı Kerim'de ismi belirtilmeyen bir hastalık verdi. O hastalığın ne olduğunu bazı eserlerde tahmini olarak okusak da net bir bilgi bulunmamakta. Hastalığı o derece arttı ki hiç kimse yanına uğrayamaz hale geldi. Eserlerde gördüğümüz vücudunun tamamında cilt yaralarının olduğu şeklinde. Lakin burada bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Az da olsa bazı eserlerde cildinden irinlerin fışkırdığı ve etrafa kötü kokular yayıldığı ile ilgili cümleler kurulmakta. Bunların yanlış olduğunu, evet ağır imtihanlar yaşandığını ama hiçbir peygamberin diğer insanlar tarafından tiksinilecek bir halde olmadığını aklımızdan çıkarmayalım. Evet, ağır bir hastalıktı. Kimse yanına uğrayamaz hale geldi. Belki de cildinin görüntüsünden dolayıydı. Acaba bize de bulaşır mı düşüncesiydi bilemiyoruz. Yalnız yanında biri vardı. Şefkat timsali hanımı Rahme Hatun. Öylesine eşsiz bir sadakat ve vefa örneği sergiliyordu ki, hani derler ya, gıkını çıkarmadan hizmetine devam etti. El işi yaptı, ailesinin geçimini temine çalıştı. Eyyub aleyhisselam bu hastalığında da halinden şikayetçi olmadı. Rabbine sığınarak sabretti, hamdü senasına devam etti. Öyle ki duasında bile bir edep vardı. Hastalık ve yorgunluğunu şeytana izafe etti. Bu hal ayet-i kerimede şöyle bildirilir. Resulüm, kulumuz Eyyub'u da an. O Rabbine, doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi diye seslenmişti. Bakar mısınız? Şeytan, Eyyub aleyhisselamın güzel haline haset edip, kendisine musallat olmak istemişti. Fakat Eyyub aleyhisselam her şeyin Allah'tan geldiğini biliyordu, tevekkül sahibiydi, teslimiyet içerisindeydi.
Dolayısıyla Eyyub aleyhisselamı şükür, hamd ve rıza halinden uzaklaştırmakta başarılı olamayan, tüm çabası boşa giden şeytan, bu defa şehir halkına vesvese vermeye başladı. "Aman," dedi, "rahmeyle görüşüp kendisine yardımcı olmayın. Yoksa Eyyub'un hastalığı size de geçer. Onu yalnız bırakın, hatta derhal onu şehrinizden kovun." Şehir halkı da maalesef bu fesada meylettiler. Rahme annemizin yanına gelip, "Eyyub'la beraber burayı terk edin, yoksa sizi taşlayarak öldürürüz," diye tehdit ettiler. Rahme hatun çaresiz kalmıştı. Zar zor da olsa Eyyub aleyhisselamı sırtına almış ve oradan ayrılmıştı. Binbir güçlük içerisinde dinlene dinlene şehir dışında bir yer edindi. Eyyub aleyhisselamın altına kumlar yayıp başına taştan yastık koydu. Sonra da küçük bir kulübe yaptı ve hizmetine sadakatle devam etti o annemiz. Allahu Teala'nın sabırlı peygamberi Hazreti Eyyub aleyhisselam bu durumda bile oradan gelip geçenlere uzandığı yerden emri bil maruf yapmaya devam ediyordu. Zevcesi Rahme Hatun geçimlerini temin için şehirdeki hanımlara iplik büküyordu. Bir ara, "Sen bir peygambersin. Allah Teala'dan sıhhat ve afiyet istesen de bu dertleri senden alsa," deyince Eyyub aleyhisselam, "Ey hanım," dedi, "bizim sağlıklı, afiyetle geçen günlerimiz ne kadardı?" deyince Rahme Hatun, "80 yıl," dedi. Bunun üzerine Hazreti Eyyub, "Ey Rahme, şiddet ve bela zamanı, sıhhat ve safa süresi kadar olmadan Cenab-ı Mevla'ya şikayet etmekten haya ederim. Allah Teala bizlere nimetler verirken razı oluyoruz da ondan gelen belalara niçin sabretmeyelim?" dedi. Hazreti Eyyub'un bu tahammül ötesi sabrı, ayet-i kerimede methedildiği gibi hadis-i şeriflerde de sena buyurulmuştur. Şöyle ki, Hazreti Eyyub, insanların en halimi, en sabırlısı, en çok öfkesini yeneniydi buyurulur. Eyyub aleyhisselama vesvese veremeyen şeytan, bu sefer hanımı Rahme Hatun'a musallat oldu. İkide bir onun önüne çıkıyor ve aklını çelmeye çalışıyordu. Rahme Hatun da bunları Hazreti Eyyub'a naklediyordu. Eyyub aleyhisselam ise hanımına, "Ey hanım, o senin yoluna çıkan iblistir. Dikkatli ol, seni vesveseyle benden ayırmak istiyor," diyerek ikazda bulunuyordu. Rahme Hatun, Yusuf aleyhisselamın torunlarındandı. Kendisinde Ceddi Yusuf'un güzelliğinden bir akis vardı. Civarında ondan daha güzeli yoktu. Bunun için şeytan bir gün onun karşısına yakışıklı bir kişi suretinde çıktı. "Senden daha güzel birini görmedim. Ben şu yakın köydenim. Servetimin de haddi hesabı yoktur," dedi. Rahme Hatun Rabbine sığınarak, "Ben hasta olan Eyyub peygamberin hanımıyım. Ona hizmet etmekteyim. Ve ben o şerefli peygamberden başkasına asla meyletmem," dedi ve hızlı adımlarla orayı terk etti. Eyyub aleyhisselamın hastalığı gün geçtikçe şiddetleniyordu. Bu durum onun peygamberlik vazifesini yapmasına mani olmaya başladı. O da yüce dergaha ellerini açtı ve şunları söyledi: "Bana gerçekten hastalık isabet etti. Sen merhametlilerin en merhametlisisin." Duasında bile Rabbinden direkt olarak kendisine şifa vermesini isteyememişti. Böylesine bir kuldu. Rivayete göre bir kimse
Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mescidine girmiş ve Eyyub aleyhisselamla alakalı bazı sualler sormuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hüzünlenmişler, mübarek gözlerinden gözyaşları dökülmüş ve şöyle buyurmuşlar. Allah'a yemin ederim ki Eyyub beladan inlemedi, sızlanmadı. Lakin 7 sene, 7 ay, 7 gün, 7 gece o belada kaldı. Ayakta namaz kılmak istedi, duramadı, düştü. Hak yolundaki hizmetinde kusur görünce, bana gerçekten hastalık isabet etti, dedi. Evet kardeşlerim, Hazreti Eyyub'un ifadeleri görünüşte sızlanma gibi gelse de, gerçekte o bir duaydı. Çünkü sızlanma, insanlara yapılan şikayete deniyor. Allah'a yöneliş bir sızlanma değildir. Yakup aleyhisselamın duası gibi hatırlayın. Dedi ki, ben bütün kederimi ve hüznümü ancak Allah'a arz ediyorum. Ve ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri de Allah tarafından vahiy ile biliyorum. Tekrar konumuza dönelim. Rahme Hatun'da yiyecek aramaya çıkmıştı Eyyub aleyhisselam bu duasını yaptığında. Bu esnada Cebrail aleyhisselam Eyyub aleyhisselamın yanına geldi. Cenab-ı Hak'tan, ey Eyyub, bela verdim, sabrettin. Şimdi de tekrar sıhhat ve nimet vereceğim haberiyle şu emri getirdi. Ayağını yere vur, işte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su. Eyyub aleyhisselam ilahi emir gereği ayağını yere vurdu. Hemen bir pınar fışkırdı. O da bu suyla yıkandı ve böylece mucize olarak iç ve dış hastalıklarının hepsinden kurtuldu. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Allahu Teala, Eyyub aleyhisselam ayağını yere vurmasa da o şifayı verebilir miydi? Amenna. Lakin burada sebepler söz konusu. Derler ya, sebepler alemindeyiz diye. Gayret etmek, emek vermek, teşebbüs etmek insanın görevi. Demek ki biz kulların sebeplere sarılmakta kusur etmemesi, oturup sadece dua ile yetinmememiz gerekir. Duanın icap ve şartlarını da yerine getirmek gerekiyor. Meryem annemiz, kendisine hurmanın dalını kendine doğru silkele buyurmuştu Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Orada da aklımıza gelmişti, hurma dalını silkelemese de, o hurmalar midesine gider miydi, hatta hurmaya gerek var mıydı? Bunların hepsi sebep ve sonuçları beraberinde getiriyor. Biz de en azından bundan sonra kalan ömrümüzde sadece duanın bir kısmını değil, fiili dua olan ne istiyorsak onunla ilgili bir şeyler yapmaya çalışalım. Nitekim, Eyyub aleyhisselam da büyük bir edep ve tazim içinde Allahu Teala'ya yönelmişti. Neticede duası kabul olmuş, kendisine şifa ve rahmet kapıları açılmıştı. Ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Bunun üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için bir hatıra olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik ve ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. Cebrail aleyhisselam, sıhhati iade edilen Eyyub aleyhisselamın başına Allah'ın emriyle bir taç koydu. Güzel elbiseler giydirdi. Bu sırada Rahme Hatun şehirden dönmüştü. Hazreti Eyyub'u tanıyamadı görünce. Onun kaybolduğunu zannederek sahraya doğru koşmaya başladı.
bir yandan da feryat ediyor, ağlıyordu. Eyyub aleyhisselam ardından seslendi. ''Ey hanım, kimi arıyorsun?'' ''Bir hastam vardı, hayat arkadaşımdı. Bu kadar sıkıntı çekmişken, şimdi ben o hazineyi yitirdim, nasıl ağlamayım?'' deyince, yine uzaktan seslenmeye devam etti. ''Peki o nasıl bir kimseydi?'' Rahme annemiz dedi ki, ''O sabırlı Eyyub'tu. Sağlıklıyken sana benzerdi. Ey Rahme, işte o benim. Allah Teala bana sıhhat verdi.'' dedi. Her ikisi de sevinçle ağlaştılar, Allah'a şükrettiler. Eyyub aleyhisselam artık eski gençlik ve dinçliğine kavuşmuştu. Buna ilaveten Allah Teala ona evvelkinden daha fazla mal ve evlat ihsan etti. Nihayet Eyyub aleyhisselam ve ailesi darmadağın bir haldeyken tekrar bir araya toplandı. Eskisinden daha büyük lütuflara nail kılındı. Eyyub aleyhisselam, hastalıktan afiyete kavuşmuş olarak geçirdiği ilk gecenin sabahında derinden bir ah çekti. Sebebini sordular. ''Niçin böyle dedin?'' ''Her gece'' dedi. ''Seher vaktinde, ey bizim hastamız, nasılsın?'' diye bir ses duyardım. Şimdi yine o vakit geldi, fakat ''Ey bizim sıhhatli kulumuz, nasılsın?'' sesini duymadım. Bunun için ağlıyorum. Kendisine ve hanımına daha nice nimetler verildi ve her kul gibi bu dünyadan göçtü gitti. Allahu Teala derecesini âli eylesin. Rahme annemize de ne fedakarlıklar içerisinde. Bugün milyonlarca insanın elimden bir şey gelmez deyip sırtını döneceği bir hareketi, bir tavrı elinin tersiyle itti. Ne büyük imtihan yaşadı o da. Rabbimiz Celle Celaluhu ona rahmetiyle muamele buyursun, derecesini âli eylesin. Amin. Geldik bu geceki programımızın nihayetine. Sürçülisan ettiysek affola. İnşallah bir başka programda yeniden sizlerle buluşmak ümidiyle. En değerli sermayeniz olan şu vakti bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Elhamdülillah ve sallallahu ala seyyidine Muhammed ve nebiyyine Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.